Yaşamın en güzel yılları. Çocukluk, gençlik, büyümek, yetişkinliğe geçmek, en hızlı değişimler, bedenimizdeki, duygularımızdaki, düşüncelerimizdeki değişimler, kimi çocuklukta, kimi ergenlikte, kimi genç yetişkinlikte yaşanan değişimler. Ergenlik sınırları çok net belirlenemese bile 12 yaş dolaylarında başlayarak fiziksel büyümenin sona erdiği 20'li yaşlara kadar süren çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönem süresince genç insan fiziksel, cinsel, duygusal, toplumsal, bilişsel gelişimi tamamlamaya çalışarak ailesinden farklı bir kimlik kazanmaya başlar. Sevgili izleyiciler, bu programda ergenlikte yaşanan bedensel ve cinsel gelişimden söz edeceğiz. Ergenlik yoğun biyolojik değişimlerle başlar. Kültürel değişimlere doğru yol alır. Boy uzar, kilo değişir, sivilceler çıkar, yüz ve beden tüylenir. Ergen aynanın karşısında uzun uzun kendisini ve bedenindeki değişimleri izler. Peki tüm bunların nedenleri, sonuçları? Belki bazen kafası karışıyor ergenin. Bazen çok mutlu, bazen kaygılı olabiliyor. Soruları var, sorunları var. Gelin bütün bunları bir kez de birlikte düşünelim. Nasıl bir değişim yaşanır bu yaşlarda? Çocukluğun sonuyla ergenliğin başlangıcı arasında kalan ve bireyin cinsel olarak olgunlaşmaya başladığı döneme erinlik denir. Doğum öncesi ve yaşamın birinci yılındaki hızlı büyümeden sonra insan yaşamındaki en hızlı büyüme dönemi bu dönemdir. Hızlı büyüme birincil ve ikincil cinsiyet özelliklerinin ortaya çıkmasıyla pek çok değişimin yaşanmasına neden olur. Fiziksel değişimler ve üreyebilme yetisinin kazanılması hormonların etkili olmasıyla başlar. Hormonal değişimler başka değişimleri beraberinde getirir. Boy uzar, kilo artar, tüylenme, sivilcelenme başlar. Çocukluk döneminde erkek çocuklardan ortalama olarak daha kısa olan kız çocuklar bu dönemde büyüme atılımı içine girerler. Bu noktada kızlar erkeklerden daha uzun ve ağır olurlar. Kızlar erkeklerden daha fazla kilo alırlar. Bu dönemde sıklıkla karşılaşılan sorunlar aşırı yeme ve yememedir. Büyüme atılımı sırasında eller ve ayaklar çoğu zaman bedenin diğer bölümlerinden daha çabuk gelişir. Bu da bu döneme özgü sakarlığa ve beceriksizliğe neden olur. Birçok yetişkin fark etmesine rağmen bütün bu beceriksizliklerin nedenini bilemiyor ya da açıklayamıyor. Çocuğunun sakar olduğunu düşünüyor ve bu duruma kızarak tepki veriyor. Oysa bu ergenlerin fiziksel gelişimiyle, vücutlarının orantısız büyümesiyle ilgili. Bu fiziksel büyümeyle birlikte cinsel gelişim de sürer. Birincil cinsiyet özelliklerine erkeklerde penis ve testislerin büyümesi, kızlarda da yumurtalıklar, klitoris, vajina ve rahmin gelişmesi örnek verilebilir. İkincil cinsiyet özellikleri kapsamındaysa erkeklerde ses değişimi, yüz kıllarının çıkması, cinsel organ bölgelerinin ve bedenin çeşitli bölgelerinin kullanmasından söz edilebilir. Kızlardaysa ikincil cinsiyet özellikleri arasında göğüslerin gelişmesi, bedenin çeşitli bölgelerinin kullanması sayılabilir. Kızlarda cinsel olgunlaşma bu belirtilerle başlar ve bunu ilk ay halinin yaşanması izler. Ay hali belli zaman aralıklarıyla rahim iç yüzeyini kaplayan ince dokunun vajinadan dışarı atılmasıdır. İlk ay hali 9 ile 16 yaşlar arasında herhangi bir yaşta olabilir ve genellikle memelerin büyümeye başlamasından 1 yıl sonra başlar. 2 ay hali arasındaki süre ortalama 28 gün olmakla birlikte 21 ile 35 gün arasında değişebilir. Her ay hali dönemi yani ay hali gün sayısı 3 ile 7 gün arasında olabilir. Yumurtlama ise her ay yumurtalıklardaki yumurtaların birkaçının olgunlaşmak üzere hazırlanmaya başlamasıdır. Yumurtlama beklenen adet gününden yaklaşık 14 gün önce
yani adet döngüsünün yaklaşık olarak ortasında olur. Çoğu kez bu yumurtalardan yalnızca bir tanesi olgun yumurta halini alır. Olgunlaşan yumurta ise kanamayla dışarı atılır. Bu yumurta sperm tarafından döllenip dışarı atılmadığındaysa gebelik oluşur. Erkek çocuklarda birincil ve ikincil cinsiyet özelliklerinin gelişimi kızlarınkinden yaklaşık 2 yıl daha uzun sürer. Önce sperm salgılayan bezler olan er bezleriyle er bezlerini içeren kese biçimindeki er bezi torbası büyür. Üreme organlarının olgunlaşmasıyla erkek çocuklar gece boşalmalarını yaşamaya başlarlar. Çocuk buna hazır değilse kendisinde kötü bir şeyler olduğundan korkabilir. Bu döneme hazırlık için cinsel eğitim çok önemlidir. Ayrıca erkek çocukların ses tellerindeki değişimde ses çatlamalarına neden olur. Bu geçici bir durumdur. Ergenlikte ortaya çıkan bütün biyokimyasal değişimlerin en önemli etkilerinden biri cinsel dürtülerdeki artış ve duygulardaki değişimdir. Birçok ergen için yeni keşfedilen bu duygular şaşkınlık, kaygı ve heyecan kaynağı olabilir. Aslında önemli bir kaygı da gençlerin ne zaman neyin olacağını ya da olup olmayacağını bilememeleri. Sakalım bıyığım çıkacak mı? Sürekli kilo mu alacağım? Daha başka neler var beni bekleyen? Bir başka önemli nokta da ergenin vücudundaki değişimlere nasıl karşılık vereceğini bilememesidir. Günümüzde gençler vücutları ve vücut bakımı konusunda giderek daha bilgili hale geliyorlar. Ama yine de yetişkinlerin de hatırlaması ya da dikkat etmesi gereken önemli noktalar var, değil mi? Birçok anne baba kendi vücut temizliği yöntemlerini öğretir çocuklarına. Gençlik dönemlerinizi anımsayın. Sizin için de böyle olmamış mıydı? En çok arkadaşlarınızdan ve anne babanızdan öğrenmemiş miydiniz vücut bakımını? Çocuğunuz ergenliğe geçerken ona nasıl yol gösteriyorsunuz? Özellikle beslenme, vücut bakımı ve spor konularında. Benim için vücut bakımı, beslenme her ikisi de çok önemli. Ben kendisine vücudunu her zaman temiz tutmasını, bedeninin temizliğine dikkat etmesini söylüyorum. Tabii ki beslenmede gün içerisinde çantasına koyduğum meyvelerden yemesini istiyorum bir anne olarak. Sağlıklı ve periyodik bir spor yapmasında büyük yarar var. Bu şekilde düşünüyorum. Sağlık dergilerini okumalarını öneriyorum. Sık sık duş almalarını öneriyorum. Vücut temizliği için gerekli ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum. Hazırlıyorum onları, şampuanlarını veya benzeri diğer ihtiyaçlarını. Bu dönemde yetişkinlerin ergenlere model olmaları, daha sağlıklı bir fiziksel gelişim için onlara önerilerde bulunmaları, örnek oluşturmaları çok önemli. Bir uzmana soralım. Ergenlikte beden temizliği konusunda ergenler ve aileler nelere dikkat etmelidir? Daha sağlıklı bir fiziksel gelişim için neler yapılabilir? Ergenlik döneminde değişen beden ve artan yağ ve ter salgıları nedeniyle yeni ve değişik temizlik alışkanlıklarına ihtiyaç vardır. Bu dönemde vücutta artan salgıların bedene etkisi de artmakta. Özellikle temizlik alışkanlıklarına dikkat etmeliyiz dedik. Nasıl dikkat etmeliyiz? Sık sık banyo yapmalıyız. Özellikle üreme organlarının temizliğine dikkat etmeliyiz. Parfüm ya da deodorant kullanmalıyız. Ter ve yağ artışını sağlayan sentetik iç giyimden uzak durmalıyız. Sadece fiziksel koşulları sağlamak yetmiyor. Bu dönemde bazı destekleyici unsurlara da ihtiyacımız var sağlıklı bir büyüme için. İşte gençlerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını edinmeleri, spor yapmaları, uyku ve dinlenme düzenlerine dikkat etmeleri, gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek alkol ve madde kullanımından uzak durmaları bu dönemde çok önemli. Sadece fiziksel değişimler olmadığı için duygusal ve sosyal değişimler de çok hızlı yaşanıyor bu dönemde. Çocuğun kafası karışmaya başlıyor, aklından pek çok soru geçiyor.
Ben büyüyorum diyor ama büyürken ben kimim, ne olmak istiyorum, nasıl görünüyorum, bu sorulara da cevap aramaya başlıyor. Ve bu soruların cevabını ararken de çevresinden gelen eleştirilere, kendisiyle ilgili geri bildirimlere karşı çok hassas olmaya başlıyor. Özellikle anne babadan ve bu yaşlarda çok etkili olan akranlardan, yaşıtlarından gelen geri bildirimler onun için çok önemli oluyor. Hızlı değişimle birlikte hızlı bir uyum sürecine giriyor ve bu süreçte önemli bir desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu desteği arkadaşlarından, öğretmenlerinden ve ailelerinden görebilirlerse bu dönemde yaşadıkları zorluklarla başa çıkabilmede daha güçlü hissediyorlar kendilerini ve dönemin zorlukları kolaylaşıyor. Bu dönemde güven, güvensizlik, kararlılık, kararsızlık, girişkenlik, çekingenlik gibi duygular çok sık ve yoğun olarak yaşanır. Bu yaşantılar çocuğu zorlarken aynı zamanda büyümesini de hızlandırır. Ergenlikte fiziksel değişimin psikolojik etkileri nelerdir? Ergenlik döneminde yaşanan fiziksel değişimin hızı her zaman yaşanan duygusal ve sosyal değişimin hızıyla aynı olmayabilir. Büyüme ile birlikte artık çocuk küçük bir kız ya da erkek vücuduna sahip olmak yerine hızlı bir büyümenin sonucunda genç bir yetişkin erkeğin ya da kadının vücuduna sahip olmaya başlar. Ancak bu vücuda sahip olurken değişen duygularını, cinsellikle ilgili yaşadığı farklı dürtü ve duyguları da fark etmeye, anlamaya ve ifade etmeye ihtiyaç duyar. Bu dönemdeki bu değişime ayak uydurabilmesinde, yeni sorumluluklar alabilmesinde, bir yetişkin gibi davranabilmesinde önemli desteğe ihtiyacı vardır. Soyut düşünmenin arttığı, özgürlük isteğinin arttığı, ilgi duyduğu alanların, yaşadığı sorunların farklılaştığı dönemde ergenin çevresiyle ilişkilerinde bazı güçlükler yaşadığını görürüz. Ve bu güçlüklerle baş etmede de yine yakın çevresinden desteğe ihtiyaç duyar. Özellikle çocuklarla yetişkinliğe geçiş döneminde çalışırken ya da onların ailesi olarak yardımcı olmak istediğimizde onları bilgilendirmek, ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirmek ve duygularını farkında olmalarına yardımcı olmak, bu duygularını paylaşmalarına yardımcı olmak gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Ne çocuk ne yetişkin ya da hem çocuk hem yetişkin. Yaşamın en heyecanlı yılları. Sağlıklı yaşandığında daha da güzel elbette. Hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Saçlarını jölelediği için arkadaşlarının arasında azarlayabiliyoruz gençleri. Kambur duruyor diye sırtına vurabiliyoruz. Yerinde duramayıp sürekli hareket ettiği için eleştiriyoruz. Neden zayıflamaya çalıştıklarını, neden daha kaslı görünmeye çalıştıklarını anlayamıyoruz. Oysa bütün bunlarla ergenin bize söylemeye çalıştığı bir şeyler var. Ben büyüyorum. Yakında da sizlerden biri olacağım.